bahsediyoruz ve hani birazcık da insanlar şöyle düşünüyorlar. Hani burada çok fazla teknoloji konuşulacak diye. Ama biz burada aslında altını çizdiğimiz şey zaten daha önce de söyledik bir kere. Hani sihirli olan teknoloji değil, öğretmenlerdir. Şu anda da görüyoruz. Yani teknoloji çok iyi zaten olsaydı, hani şu anda birçok ülke belki teknolojik olarak çok iyi önde olan ülkeler teknoloji çok iyi kullanmış olurlardı ki böyle bir durum olmadığını hepimiz çok iyi Evet, biliyoruz. Ya da bir görüyoruz. okulun Evet. teknolojiyle donanımlı olması da yani gerçekten çok iyi bir şekilde eğitimli kullanıldıkları ya da entegre edildiği anlamına gelmiyor. Biz bu yüzden birazcık daha toplum 5.0 dedik. Çünkü daha çok teknoloji insan odaklı bir değişimi istedik. Bu da şu an gerçekten nerede aklımıza geldi hatırlamıyorum. Yani çok fazla çünkü bu süreçte baktık nereye doğru işte eriyor. İşte Web 2.0'lar, Endüstri 4.0'lar ama dedik işin özü insan, bize toplumla ilgili bir şey olsun ve ona yönlendik. Neden değişim ve dönüşüm kelimelerini kullandık? Çünkü şu anda zaten görüyoruz yani büyük bir değişim içerisindeyiz ama birazcık da aslında değişim geçmişi onarıyor ve geleceği yaratıyor. Değişen her şey dönüşebiliyor ama dönüşen her şey gelişmiyor. Yani biz burada birazcık daha aslında değişim, dönüşüm ve gelişim üçgeninde neler yapabiliriz? Biz buna nasıl yön verebiliriz? Bunun için şey yaptık. Bu arada hep ETZ ve aile diyoruz. Ben geçen bir kitap okurken çok güzel bir kelimeye burada rast geldim. Telos kelimesi. Bu Aristo'nun söylediği bir kelime. Telos kelimesi hem sonuç hem de anlamı ifade ediyor aslında. Diyor ki aslında her şeyin bir telosu ulaşması gereken içsel bir hedefi vardır diyor. Bence ETZ'nin de buradaki aslında şuradaki amacı daha fazla insana ulaşmak. Bu bizim hem her etkinlik sonunda geldiğimiz nokta oluyor. Hem de aslında bizim burada bir yani bizim aslında burada hedefimiz oluyor. Bu yüzden bizi gerçekten hani çok ciddi anlamda besliyor diyebilirim. Çünkü anlamlı iş yapmak çok önemli. Bu kadar eziyeti bütün ekipçe eziyet diyorum çünkü bu sene gerçekten çok çok zor online olması. Yani otelde tekrardan yapmayı çok çok istiyoruz. Çünkü her şey ciddi anlamda zor. En büyük hedefi de aslında burada anlamlı bir iş yaptığımızı görüyoruz. Yani hepimize bütün sene boyunca mesajlar geliyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Hatta geçen bir raporda da söylüyor. Amerika'da 10 kişiden 9'u anlamlı bir iş için şu anda yaptığı işi bırakmak, hatta bütün gelirinin yani bütün hayat boyu gelirinin %23'ünden feragat etmeye de razı. Yani sırf yaptığı işin anlamlı olması için. Çünkü Bence bu mutluluğu açıdan da arıyoruz. çok şanslıyız. Çünkü Kesinlikle mutluluğu evet. arıyoruz.